Bugün hala pek çok soruyu gündeme getiren bir hikayeden bahsedeceğiz. Hemen konuya girelim. İnsan öfkesi iyi bir şeye yol açmaz. Kontrolden çıkan öfke, kaderleri yok eder ve kanlı suçlara neden olur. Bugünün hikayesi, birkaç insanın anlamsız zalimliğinin birçok hayatı nasıl mahvettiğinin en iyi örneği. Pedro López 1966 yılında İspanya'nın Barcelona kentinde doğdu. O adamın erken yaşamı hakkında pek bir şey bilinmiyor. Sıradan bir İspanyol ailesinde büyümüş, sakin ve nazik bir çocuktu. Pedro suçtan ve suçla ilişkili her şeyden uzaktı. Kötü arkadaşlardan uzak durdu ve kanunla başı belaya girmedi. Gençliğinde, daha sonra bir aile kuracağı Marina adında bir kızla tanıştı. Evlendiklerinde bir kızları oldu ve karısına göre Pedro onu hayattan daha çok seviyordu. Kıza yardım etti, tüm isteklerini karşıladı ve yerine getirdi, bu sayede kız refah içinde büyüdü. Pedro eşiyle 22 yıl evli kaldı ama sonunda boşandılar. Anlatılan trajedi yaşandığında kızı 19 yaşındaydı. Tüm tanıdıklarına ve akrabalarına göre, adam sakin, dürüst ve adil bir insandı. Öğrencilik yıllarında bir eğitim aldı ve daha sonra arabalar için odometre üreten yerel bir fabrikada iş buldu. Barbera del Valles'te hikayemizin kahramanı, sağlık sorunları onu işini bırakmaya zorlayana kadar 30 yıldan fazla bir süre sevdiği işi yaptı. 2021 yılına gelindiğinde Pedro, Dolores Vazquez adında yeni bir kadınla ilişki yaşamaya başlamıştı. Pilar adında bir kız kardeşi vardı, kadınların ikiz oldukları ve inanılmaz derecede yakın oldukları ortaya çıktı. Bu dönemde yeni pasaport ve Pedro'nun kız kardeşi Isaac González ile evliydi. Çok sevilen ve ikiz kız kardeşi Pedro ile sık sık çatıştığını belirtmek gerekir. Herkes ilişkilerini son derece zehirli olarak nitelendirdi, insanlar kelimenin tam anlamıyla onları neyin bir arada tuttuğunu anlamadı. Bu konudaki tüm sorulara Pedro, Dolores'i sevdiğini ve kalbinin buna hükmedemediğini söyledi. Ancak birçok kişi Vazquez kardeşlerin çok kötü bir seçim olduğunu düşünüyordu, güzel kadınlardı ama bağımlılıkları vardı. Normal bir durumda Dolores oldukça tahammül edilebilir biriydi, hatta sessizce sosyalleştiler ve birlikte romantik akşamlar geçirdiler. Bununla birlikte, alkolik bir sarhoşluk durumunda olduğu için çok agresifleşti ve Pedro'yu sürekli kavgalara sürükledi. Kural olarak, kadın çatışmaları kışkırttı ve neredeyse her seferinde kız kardeşlerin Pedro'yu dairelerinden atmalarına neden oldu. Durum böyle olmasaydı, kendisi de durum hala sıcakken ayrılmayı tercih ederdi. Pedro sevgilisinin evine her gittiğinde içki içiyorlardı. Hikayemizin kahramanının kızı, eski karısı ve en iyi arkadaşları uzun süre bu kısır bağlantıyı neden sürdürdüğünü anlayamadılar. Adam her seferinde ona aralarında çıkan sorunları ve çatışmaları yerinde anlattı. Ancak Pedro bu ilişkinin ne kadar ileri gidebileceği konusunda hiçbir fikre sahip değildi. 2021 yılının ortasında adam fabrikadan istifa etti. İşten çıkarılmasından kısa bir süre önce, kalçasından karmaşık bir ameliyat geçirmesine neden olan bir bacak yaralanması yaşadı. Hiçbir zaman tam olarak iyileşecek zamanı olmadı, yaşı nedeniyle iyileşme süreci yavaştı. Buna ek olarak, sırtıyla ilgili ciddi sorunları vardı, adam sürekli ağrı çekiyordu, diğer kalçası da ağrılı ve sakattı. Pedro fiziksel emeğe tam olarak katılamıyordu, bu yüzden işini bırakma kararı aldı. Aynı dönemde diyabetle ilgili sorunlar yaşadı ve genel sağlığının bozulmasının arka planında depresif bir durum geliştirdi. 55 yaşına geldiğinde, rahatsızlıklarıyla mücadele etmek için bir dizi ilaç almaya başladı. Sonunda mağduriyet maaşı alabildi, resmi olarak çalışamıyordu ve yardım alabiliyordu. Boşanmaya rağmen Pedro eski eşiyle iyi bir ilişki sürdürdü. Adamın sevdiği ve mümkün olan her şekilde desteklediği ortak bir kızları vardı. Eski eşi bile Dolores ile ilişkisinin onun için çok zor olduğunu gördü. Kadın defalarca eski eşine neden onunla kaldığını sormuş.
Sürekli kavgaların ana sorunu, yeni sevgilisinin muzdarip olduğu alkolizmdi. Anlaşıldığı üzere, kız kardeşi ve kocasıyla birlikte sürekli sosyalleşiyor ve dörtlü olarak alkol alıyorlardı. Dolores ve kız kardeşiyle neredeyse her görüşmesi kavgalar ve skandallarla sonuçlanıyordu. Pedro çatışmalardan kaçınmayı tercih etti ve gitti. Her şey her başladığında, Vázquez kız kardeşlerden biriyle olan ilişkisinin 2 yılı boyunca, adam sürekli gerginlik içindeydi. Arkadaşlarından ve tanıdıklarından hiçbiri bu ilişkiyi neden sürdürmeye devam ettiğini anlamıyordu. Pedro, boş zamanlarında kendini tatmin etmek için bir hayvan kurtarma kuruluşunda gönüllü olarak çalışmaya başladı ve bu onu çok mutlu etti. Sağlık sorunlarına rağmen, sevgilisi adama karşı tutumunu değiştirmedi ve herhangi bir ilgi göstermedi. Aksine, ona yakın olanlara göre, bu dönemde aralarında en çok tartışma yaşandı ve her toplantı bitmeye başladı. Bunun nedeni muhtemelen Pedro'nun gelirinin önemli ölçüde düşmüş olması ve kadının artık onun desteğine güvenememesiydi. Sonunda Pedro bu kutsal olmayan ilişkiyi bitirme zamanının geldiğine karar verdi ama bunu Dolores'e söylemekten korkuyordu. Bu radikal kararın nedeni, adama karşı bir saldırı girişiminde bulunulmasıydı. Dolores polise gitti ve Pedro'nun saldırısı hakkında şikayette bulundu. Buna ek olarak, kadın kırık yüzlü fotoğrafını aktif bir şekilde şehrin dört bir yanına yayarak insanları kendisine saldıranın sevgilisi olduğuna ikna etti. Ancak kadınların kavgacı yapısı göz önüne alındığında kimse buna inanmadı. Soruşturma sırasında polis, Dolores'in bir başka içki sırasında merdivenlerden düştüğünü öğrenmeyi başardı. Hikayenin kahramanı olaydan zarar görmedi, çünkü çok sayıda komşusu ve tanıdığı onu savunmaya geldi. Zuyuz kardeşler sürekli olarak kendilerini kontrol edemeyecek kadar sarhoş olan yerel sarhoşlar olarak biliniyordu. Agresifleştiler ve kavgaya tutuştular. Pedro ile uzlaşmaya çalıştıktan sonra, ilişkileri birkaç hafta devam etti, her şey normale dönmüş gibi görünüyordu. Ancak bu o kadar basit değildi. 10 Temmuz 2021'de Pedro Lopez, arkadaşı Mezi'nin çiftliğinde dinleniyordu. İkinci bir ortak arkadaş olan Manuel de buradaydı. Doğanın tadını çıkarıyor ve 19 yaşındaki kızları Mezi'nin yaklaşan doğum günü partisi için planlarını tartışıyorlardı. Bu küçük parti sırasında hikayenin kahramanının telefonuna sevgilisi Dolores'ten bir mesaj geldi ve gece için ona gelmesini istedi. Yardıma ve desteğe ihtiyacı vardı, kadın alçak gönüllülük ve tutkulu bir gece vaat etti. Pedro'nun iki arkadaşı da bir şeylerin ters gittiğinden şüpheleniyordu. Arkadaşı ve kız arkadaşı arasındaki her buluşmanın nasıl sonlandığını biliyorlardı, bu yüzden bu sefer başka bir çatışma olacağından emindiler. Adamlar partinin her zamankinden daha büyük olabileceğinden korkuyorlardı çünkü Pedro yakında partneriyle ilişkisini kesecekti. Arkadaşları adamı bu fikirden vazgeçirmeye çalıştı ama Dolores her zamankinden daha ısrarcıydı. Sonunda adam kabul etti. Kadın, sadece Pedro'nun çözebileceğini söylediği bir sorundan bahsederek yardım istedi. Sonunda yardım etmeyi kabul etti ve kızın dairesine geldi. Kız kardeşler Sabadell banliyosunda yaşıyorlardı. Dolores'in kiraladığı küçük bir daire vardı. Akşam yemeği yediler, sohbet ettiler, her şey sakindi. Pedro daha sonra soyundu ve uyumak için yatağa gitti. Adam yavaş yavaş uykuya daldı, bu yüzden ikiz kız kardeş Pilar ve kocası Isaac'in odaya girdiğini duymadı. Duvarların dışındaki komşular bir ses duydular, anlaşılmaz bir keman sesi ve hızla çığlığa dönüşen bir ses. Kulağa çok korkutucu geliyordu. Hemen birkaç kişi uyandı ve kapı gözetleme deliklerinden neler olup bittiğini izlemeye başladı. O sırada Pedro'nun yaşam savaşı verdiğinin farkında değillerdi. Adam, Dolores ile yatak odasındayken kafasına ağır bir aletle sağır edici bir darbe aldı. Ancak bilincini kaybetmedi ve direnmeye başladı. Aynı zamanda adamın kafası karışmıştı ve saldırganlar silahlı ve kararlıydı.
kurbanın kafasına ağır metal nesnelerle en az 6 kez vurulmuştur. Isaç saldırı için ağır bir inşaat aleti, tuhaf şekilli bir levye kullanmıştı. Birkaç güçlü darbeden sonra Pedro güçlerin eşit olmadığını fark etti ve daireden kaçmaya çalıştı. Isaç ciddiydi ve adamın gitmesine izin vermek istemiyordu, bu yüzden koridorda ona yetişti ve vurmaya devam etti. Yaralı adam kapıdan dışarı atladı, yere düştü ve sürünmeye başladı. Adam birkaç ciddi yara aldı ama kız kardeşinin eşi yumruk üstüne yumruk atmaya devam etti. Adam kendini 4. ve 3. katlar arasındaki sahanlıkta buldu. Adam pes etmedi ve kaçmaya çalıştı ama çok kötü yaralandı ve sonunda bilincini kaybetti. Saldırgan bu durumda bile dinlenmedi. Bir eliyle kurbanını merdivenlerden yukarı sürüklerken diğer eliyle de kafasına levyeyle vurdu. Bundan sonra, talihsiz dairedeki tüm üçlü suçun izlerini ortadan kaldırmaya çalıştı. Kurbanın kafatası, beyin parçaları, büyük kan lekeleri ve et parçaları yerde kalacak kadar ağır hasar görmüştü. Her yer temizlenmişti ama o kadar çok sıçrama vardı ki izleri tamamen silmek neredeyse imkansızdı. Saç, tüm kanıtlardan kurtulmak için merdiven boşluğunda ve zeminde bıraktığı izleri dikkatlice yıkamaya çalıştı. Katliamdan sonra ceset yukarı kaldırılmış ve daireye taşınmıştır. Onu bir halıya sardılar. Belli ki onu katliam mahallinden uzaklaştırmak için sokağa taşımayı amaçlamışlardı. Ancak bunu gizlice yapmak da mümkün değildi. Bu noktada, komşular bir süredir sahanlığa bakıyordu ve gürültüden etkilenmişlerdi. Cinayeti işleyen kişiyi, kurbanın beyninin parçalarını ve bir kan gölünü atmaya çalışırken tam anlamıyla olay yerinde yakaladılar. Komşular güvenliklerinden endişe ettikleri için dışarı çıkmaya korkuyorlardı, ancak kapı gözetleme deliklerinden olanları izleyebiliyorlardı. Birkaç kişi apartmanın merdiven boşluğunda katliamın cep telefonu kayıtlarını yaptı. Pedro yaralandı ve hızla konuttan dışarı fırladı. Dolores hemen onu, Isaç'ı ve ikiz kız kardeşleri takip etti. Adam masum bir adamı öldürüyordu ve kadınlar da ona yardım ediyordu. Pedro yere düştüğünde onu dövmeye devam ettiler. Yaşam belirtisi vermeyi bıraktıktan ve aşağı yukarı hareket ettikten sonra, dehşet içindeki komşular kadınların cesedi nasıl taşıdıklarını ve Isaç'ın sahanlığı kurbanın kanından ve etinden nasıl temizlemeye başladığını filme almaya devam ettiler. Tabii ki bu noktada çoktan kolluk kuvvetlerine haber vermişlerdi. 20 dakika sonra iki devriye olay yerine geldi. İlk gördükleri şey apartmanın merdiven boşluğunda temizlik yapan Aki oldu. Isaç gömleksizdi ve ovalayarak temizliyordu. Tüm izleri temizleyecek zamanı yoktu, duvarlara kan sıçramıştı. Yerde büyük bir su birikintisi vardı. Şaşkın adam önce kolluk kuvvetlerine kanın komşusunun merdivenlerden düştükten sonra kaldığını söylemeye başladı. Tabii ki ona inanmadılar çünkü burası gerçek bir mezbahayı andırıyordu. Üstelik komşulardan birkaçı hala olayı izliyordu. Polisin geldiğini fark eder etmez hemen koridora çıkmışlar. Görgü tanıkları burada korkunç bir trajedi yaşandığını doğruladı. Sonunda, katil olay yerinde adama saldırdığını ve cesedin dairede olduğunu itiraf etti. Kan izleri Vasfuz ikiz kardeşlerin dairesine kadar uzanıyordu. İlk başta memurlara kapıyı açmayı reddettiler. Tabii ki suçluların gidecek hiçbir yeri yoktu. Polis memurları, gönüllü olarak içeri girmelerine izin verilmezse zorla girecekleri tehdidinde bulundular. Dolores ve Pilar sonunda kapıyı açmayı ve devriye memurlarının içeri girmesine izin vermeyi kabul etti. Memurlar burada Pedro'nun cesedini bir halıya sarılmış halde buldular. Büyük bir kan gölü henüz yok edilmemişti, kafatası tamamen ezilmişti. 55 yaşında bir adamın ölümü o kadar çirkinleşmişti ki, kimliği ancak adli tabibin ofisinde tespit edilebildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Pedro'nun en az 10 yara aldığı ve bu yaraların hepsinin vahşi cinayetin işlendiği yerde bulunan metal bir aletten kaynaklandığı tespit edildi.
Hainler Pedro'yu giriş kapısının zemininden aşağı atmaya çalışmışlardır. Pedro aldığı yaralar ve beyin kanaması nedeniyle beyin dokusunda meydana gelen çok sayıda yırtık nedeniyle hayatını kaybetti. Tabii ki Sage ve Vasquez ikizleri tutuklandı. Adam derhal kasıtlı cinayette suçlandı. Pedro'nun itirafına dayanarak polis, her üçünün de adamın katledilmesine karıştığından ve suç delillerini örtbas etmeye çalıştığından şüphelenmiştir. Sage karakolda adamın canını aldığını resmen kabul etti. Ancak adam bunun kontrolden çıkan bir nefsi müdafaa eylemi olduğunu iddia etti. Anlattığına göre, saldırı akşamı dükkandan eve dönmek yerine Pilar'la birlikte yürüyüşe çıkmıştı. Sahanlıkta bir çığlık duydular. Pedro ve Dolores arasında bir tartışma olduğu açıktı. Daireye girdiklerinde kırılan camların sesini duydular. Bu noktada Sage durumun kontrolden çıktığını ve müdahale etmesi gerektiğini fark etti. Sevgilisinin kız kardeşi tehlikede olduğu için, bükülmüş olan ilk nesneyi aldı ve odasına girdi. Pedro onu görür görmez hemen saldırdı. Yaşanan gerginlik nedeniyle kafasına metal bir alette birkaç ağır darbe almak zorunda kalmıştır. Dolores, kendisinin, kız kardeşinin ve kocası Pilar'ın Pedro ile sürekli çatıştıklarını iddia etmiştir. Onunla uzun süreli bir ilişki içindeyken yaşadığı zihinsel ve fiziksel istismardan dolayı onu suçladı. Kadının anlattığına göre, Pedro'nun depresyon ve anksiyete sorunlarından haberi yoktu. İddiaya göre kadın aşklarını canlı tutmaya çalışmış ve karakoldaki sorgusunda Pedro'nun ne kadar vahşi olduğunu bilseydi hayatını ona bağlamayacağını itiraf etmiştir. Kendisini aile içi şiddet mağduru olarak göstermeye çalışmış ve sevgilisinin katledilmesini bir nefsi müdafaa eylemi olarak tanımlamıştır. Polise, katliamı gerçekleştiren kişinin anlattığına benzer bir hikaye anlattı. Tüm bunlar kulağa oldukça inandırıcı geliyordu. Dolores, o gün gece saat 2 civarında Pedro ile eve döndükten sonra, Ake ve kız kardeşi Pilar'ın yanına geldiğini itiraf etti. Rahibe Pilar'ın ısacı olan aşkı, özellikle yolları kesiştiğinde kız kardeşini rahatsız ediyordu. Şüpheli, o gece aralarındaki çatışmanın nedenlerini tam olarak açıklamadı, ancak Pedro'nun kendisine ve kız kardeşine yönelik saldırılarının buna neden olmuş olabileceğini iddia etti. Kadına göre Pedro, düşmanının dairede olduğunu fark eder etmez onu yataktan itmiş ve öfkelenmeye başlamış. Adam bir kavgayı kışkırttı, bu noktada kız kardeşinin eşi odaya girdi ve Dolores'e yardım etmek için müdahale etmek zorunda kaldı. Kadın hayatının tehlikede olduğunu hissetmiş ve şok ve korku içindeyken yardım istemiştir. Ayrıca kendini savunmak zorunda kalıyordu. Kavga sona erdiğinde Pedro'nun öldüğünü fark etti. Sage pisliği temizlemek için koridor ve merdivenlerdeki yerleri fırçalamaya başladı. Vasquez kardeşler panik içinde daireye girerek ne yapacaklarını düşünmeye başladılar. Dolores, polise her şeyi anlatmak istediklerini, ancak zaten kendi başlarına geldiklerini itiraf etti. Ancak dedektifler komşuların görüntülerini incelediklerinde katliama karışan herkesin yalan söylediğini fark ettiler. Davranışları nefsi müdafaa gibi görünmüyordu, kelimenin tam anlamıyla adamı öldüresiye dövmeye çalışıyorlardı. Polis kavganın iki erkek arasında olduğuna inanıyordu. Kız kardeşlerin katliama karıştıklarını kanıtlamak, delil yetersizliği nedeniyle başlangıçta mümkün değildi. Önlem olarak serbest bırakıldılar, ancak kadınlar ceza davasına dahil olmaya devam ettiler ve aleyhlerinde delil toplanmaya başlandı. Soruşturma aylarca devam ettikçe, polis kız kardeşlerin yalan söylediğinden giderek daha fazla şüphelenmeye başladı. Dolores'in bahsettiği aile içi şiddet raporunu doldurmadıkları tespit edildi. Ayrıca, Pedro'nun saldırgan davranışlarını doğrulayacak hiçbir tanık bulunamadı, hepsi onu sakin ve iyi huylu bir adam olarak tanımladı, saldırganlığa eğilimli değildi. Kız kardeşlerin sözlerinin yalanlanması kamuoyunda geniş bir tepkiye neden oldu. Tüm bunlar faillerin komşularını endişelendiriyordu, masum bir insanı bu kadar vahşice öldürebilecek insanların yanında yaşamak istemiyorlardı.
komşular, erkekler arasındaki çatışmayı kışkırtanların kadınlar olduğuna inanıyordu. O arada Dolores ve Pilar, huzuru bozmamak ya da yetkililerin dikkatinden kaçmamak için evlerinde kilitli kalmak zorunda kaldılar. Bununla birlikte, sessizce hayatlarına devam ettiler, partilere gittiler ve arkadaşlarıyla buluştular. Kamuoyu en ufak bir pişmanlık belirtisi görmedi. Aynı yılın Aralık ayında soruşturma yeni bir hal aldı. Bu süre zarfında polis memurları, suça karışan 3 kişinin de cep telefonlarının içeriğini analiz edebilmiştir. Yazışmalarından, tüm şirketin cinayeti dikkatlice planladığı ortaya çıktı. Kötü adamların gerçek niyetlerini ortaya koyan ses kayıtları bulundu. Pedro Lopez'den nasıl kurtulacaklarını uzun uzun tartıştılar. Şirket çok sayıda seçeneği gözden geçirdi. Başlangıçta, cinayetten önce kurbanı bilinçsiz hale getirmek için kloroform satın alacaklardı. Böylece onu kaçma şansından mahrum bırakmayı planlamışlardı. Kadınlar Pedro'ya kimyasal solutmayı ve ardından işini bitirip cesedini ortadan kaldırmayı düşünüyorlardı. Ayrıca, kloroform işe yaramazsa şok tabancası kullanmak istiyorlardı. Ancak Pilar, Deşarin yetişkin bir erkeği bilinçsiz hale getirmek için yeterli olacağından emin değildi. Sonunda mümkün olduğunca kaba kuvvetle, vahşice ve kararlı bir şekilde hareket etmeye karar verdiler. Plan, Dolores'in Pedro'ya onu bir randevuya davet eden bir mesaj göndermesiyle başladı. Kadın kendini iyi hissetmediğinden yakınıyor ve Pedro'nun gelip kendisini rahatlatmasını istiyordu. Ne yazık ki, davetsiz misafirlerin gerçek planları çok daha sinsiydi. Dolores'in aşk mektuplarının ardında kana susamışlık vardı. Sinsi hesaplama, Pedro'nun sevgilisini kurtarmayı reddetmeyeceğini ima ediyordu. Bu noktada zaten ayrılmayı düşünüyor olmasına rağmen, Isaac'in cep telefonunda izlediği bir video bulundu. Videoda 20 bin voltluk bir deşarjla bir insanın nasıl kızartılacağı ayrıntılı olarak anlatılıyordu. Görünüşe göre suçlular elektrikte kaza süsü vermek istemişler ama sonunda bu fikirden vazgeçip kurbana daha acımasızca davranmışlardı. Her halükarda, Vazquez ikizlerinin de olaya karıştığı ve cinayette küçük bir rol oynamadıkları açıktı. Öldürülen adamın ailesi daha sonra 3 katili de hapse atacağına söz veren bir avukat tuttu. Şüpheliler ise yaşananların bir nefsi müdafaa eylemi olduğu konusunda ısrar etmeye devam etti. Ancak savcılık bunun bir yalan olduğuna ikna olmuştu. Tanık ifadelerinden, adamın katledilişine kendi gözleriyle şahit olan komşuların cep telefonu kayıtlarına kadar her şey aksini söylüyordu. Toplanan materyallerin analizinde psikiyatri alanındaki en iyi uzmanlar görev aldı. Video görüntülerini izlediler ve faillerin davranış biçimlerini analiz ettiler. Uzmanların hiçbiri nefsi müdafaa şoku ve katilin korkusuyla ilgili versiyonun lehinde konuşmadı. Öfke içindeydiler, kontrolden çıkmışlardı. Tek bir şey istiyorlardı, öldürmek. Yaşananlar sadece şehirde değil ülke genelinde de geniş yankı uyandırdı. İspanya halkı Vazquez kardeşlerin ve onlardan birinin kocasının yaptıkları karşısında şok oldu. Gazetecilerin kolay eliyle, yaşananlar ikizlerin öldürülmesi olarak adlandırıldı. Şubat 2022'de yargıç, o zamana kadar onları suçlamak için yeterli materyal olduğuna karar verdi. Isaac ve Pilar uzun süre sözde önleyici gözaltında tutularak yargılanmayı beklediler. Dolores o sırada sürekli sırt ağrısından şikayet ettiği için ev hapsine alındı. Yargıç, kadının tehlikeli olmadığına ve hapis cezasının sağlık sorunlarını daha da kötüleştirebileceğine karar verdi. 9 Aralık 2023'te, Pedro Lopez katliamından 2 yıldan biraz fazla bir süre sonra duruşma başladı. Savcılık, üçünün de suçu dikkatlice planladığını, ancak Vazquez ikizlerinin başlatıcı olduğunu savundu. Kafasına aldığı 12 levye darbesiyle ölen adama saldırması için ısacı kışkırtan ve hayatta kalma şansı bırakmayan kadınlardı. Savcılığın iddiasını kanıtlamak için kayıtlar gösterildi ve çok sayıda tanık çarpıcı ifadeler verdi.
duruşmada, sanıkların misilleme planını ayrıntılı olarak tartıştıkları yazışmaları ayrıntılı olarak incelendi. Kanıtların başında, cinayetten sadece birkaç gün önce, 7 Temmuz 2021'de gerçekleşen bir diyalog geliyordu. Burada Isaac Gonzalez, şiddetli bir darbeye neden olabileceğine inandığı bir şok tabancasına sahip olmakla övünüyordu. Ancak, Pilar bunun etkinliğinden şüphe duydu ve daha güçlü bir cihaz aranmasını önerdi. Dolores'in katliamı planladığı açıktı. Bunun yerine, Pedro'nun kendisine defalarca saldırdığını ve fiziksel tacizde bulunduğunu iddia etti. Bu sonunda pes eden ve Pedro'dan gerçekten nefret eden Isaac'e anlattığı hikayeydi. Gerçekte, bunu yapması için hiçbir neden yoktu. Katillerin avukatları meşru müdafaada ısrar ederek, çift arasında bir çatışma yaşandığını ve durumun kontrolden çıkması üzerine Isaac'in müdahale etmek zorunda kaldığını savundu. Savcılık Isaac ve Pilar için 24 yıl, Dolores için ise 24 yıl 6 ay hapis cezası talep etti. Buna ek olarak, her üçünün de ekmek teknesini kaybeden mağdurun kızına maddi tazminat ödemesine karar verildi. Yaklaşık 2 hafta süren duruşmaların ardından, 21 Ekim 2023 Tevazyes ve Isaac ikizleri taammüden cinayetten suçlu bulundu. Savcılar, Pedro'nun 10 Temmuz 2021 gecesi katledilmesini planladıklarını ikna edici bir şekilde kanıtlamayı başardılar. Dolores adamı daireye çekmiş ve burada acımasızca katledilmiştir. Mahkemeye göre, Pilar Isaac'ı manipüle etti ve kadınlar birlikte cinayete aktif olarak katılmadan adamı saldırmaya zorladılar. Ancak, saldırı mağduruna yardım etmek için hiçbir şey yapmadılar. Faillerin çok sayıda yazışması, davadaki 3 sanığın da kötü niyet ve komplo içinde olduğunu doğruladı. Savunma avukatları her şeyi şok, korku ve hatta gerçeklik algısını çarpıtabilecek zihinsel bozukluklara indirgemeye çalıştı. Ancak savcılık, Vasfuz ve Isaac kardeşlerin aslında adamın canını almaya niyetli olduklarını ikna edici bir şekilde kanıtlayarak tüm bu girişimleri reddetti. İkizlerin suçluluk derecesi ve cezaları birkaç kez gözden geçirildi ve sonunda Pilar, 16 yıl, Isaac 9 yıl ve katliamın arkasındaki beyin olarak Dolores 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, faillerin Pedro Lopez'in kızına 200 bin avro ödemesine karar verilmiştir. Kurbanın yakınları ve katillerin komşuları nihayet rahat bir nefes alabildiler, çünkü komşu dairenin eli kanlı katilleri parmaklıklar arkasındaydı. Sokakları daha güvenli hale getirdiği açık. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.